34 yaşındayım, sihirbazım. Yalnız yaşımı söylediğimde kimse bana inanmıyor. Yok diyorlar, sen genç gösteriyorsun, hiç göstermiyorsun. Dedim tabii göstermeyeceğim. Sihirbaz olduğum için istediğimi gösteriyorum. Bugün eşimle beraber oturduk, televizyon seyrediyoruz böyle. Baktım Adriana Lima geçiyor. Dedim nasıl siktir, soru geliyor. Karım sordu bana, dedi Adriana Lima mı güzel ben mi? Dedim aşkım tabii ki sen güzelsin, senin gözlerin daha güzel. Diğerlerini sormadı. Bir tane kız vardı mesela. Kızdan çok hoşlanıyordum. Kızın karşısına çıktım, dedim ben senden hoşlanıyorum. Kız dedi ki benim yapmam gereken bir şey var mı? Benim dedem var. Bir oturdum akşama kadar haber seyrediyor. Elinde kumanda. Hayır bir şey söylemeye de gelmiyor, haberim var diyor. Benim dedem yıllarca parasız bakan bir kadın vardı. Yıllarca parasız baktı dedeme. Ulan dedim bu işte bir sinsilik var. Bir gün dedemin evine gittim. Baktım her yerde çiçek var. Her yerde çiçek, her yerde saksı. Şimdi diyeceksiniz ki bak ne güzel dedeni canlandırmaya çalışıyor. Ya dedem nereye baksa gözü toprağa bakıyor. Böyle canlandırma mı olur? Bir ara Malatya'da oturuyorduk. Bir gün beni aradı Cem dedi gel. Şu anda Malatya'ya kar yağıyor. Bak dedi ne güzel Malatya gelişmiş. Ama ciddi bir adam dedi böyle şaka mı olur? Dedim şaka işte yani. Batman'in yere yatık arabası var. Tam kızı ama çiçekler de zor olur o. Altı sürtür. Bizim aile sülale çok tutucu. Mesela bir şey yapacaksan önce onlara danışman lazım. Benim mesela lisede bir kız arkadaşım vardı. Dayımın karşısına çıktım. Dayı dedim ben bir kızdan hoşlanıyorum. Hani ne düşünüyorsun? Onay veriyor musun? Düşündü böyle. Yok dedi onay vermiyorum. Hayır sorun şu dayım noterde çalışıyor. Onay vermezse. Kızlarla takılıyordum. Lisede kızlarla geziyordum. Abi nereden takıldım? Hayır kendi ırkıma düşman ettiler beni. Ulan bir gün sınıfta Hamza diye bir çocuk var. Çocukla tartışıyoruz. Çocuğa şey demişim. Hamza sen erkeksin beni anlamazsın. Bir gün annemle babam kavga etti. Babam artık dayanamadı. Ya kadın insaf dedi insaf. Baktım vurdu kapıyı gitti. Annem gidiyor. Annem döndü bana. Oğlum insaf ne demek dedi. Dedim bilmemem normal. Yani adamın saçları beyazladı. Ya zaten kadınlara ne zaman yanaşsak başı ağrıyor. Ama zeki erkekler ne yapıyor? Yanında aspirin taşıyor. Daha zekileri hiç evlenmiyor. Çıktım hanımın karşısına dedim ben sana soru soracağım. Sor dedi. Ben son kez annemi aradım. Ama kulağıma cenaze marşı çalınıyor. Dedim hayatım. Şunu mu çalıyordu? İşte bir de burada katılıyor. Kadın var. Bir de burada katılıyor. Cenaze marşı çalınıyor. Dedim hayatım sen niye bu kadar çok yalan söylüyorsun? Sen de soru sorma dedi. Ya bir kadını yalan makinesine bağlıyorlar. Doğru mu bilmiyorum bir ülkede. Bir tane 5 yaşlarında çocuk orada gezerken fişi çekiyor. Çünkü biliyorsun yalan makinesi yalanı tespit ediyor. İyi de bir şey hep yalan söylüyorsa makine neyi tespit edecek? Makineyi çöpe atıyorlar çalışmıyor diye. Ya sen ne makineyi niye çöpe atıyorsun? Onu bir erkeğe bağlasana. Bak ne güzel çalışıyor. Mesela kadınlar niye stand-upçı olamıyor değil mi? Kadın komedyen var mı? Yok. Artık var. Yakında... Kadın komedyen var. Evet kadın... Çok var. Var. Ama stand-up olarak belki yoktur. Koltuk takımı satıyor. Yani. O da komik. İnsanları rahatlatıyor. Rahatlatmak komik değil. Ama zaten kadınların komedyen olmasına gerek yok çünkü biz onları güldürüyoruz, biz eğlendiriyoruz. Mesela bir kadını eve atıyorsun, pardon çok özür dilerim, çağırıyorsun. Güldür güldür, ay ne kadar komiksin. İyi de biraz da biz de gülek. Ama tıp ne yaptı? Bunun çaresini buldu, ilaç geliştirdi. Gazozunu ilaca atıyorsun, ne oluyor? Sen de gülebiliyorsun. Ya yıllardır reklamlarda bağırıyorlar artık gazoz, gazoz, gazoz. Bazı amatörler kızı eve çağırıyor, çay kahve ikram ediyor. Sonra diyor ki ya ilaç niye etkisini göstermedi?